Merhaba gençler. Şimdi sıra geldi gazların yoğunluğu konusuna. Bu konuda yorum soruları özellikle buranın birazcık daha zorlayıcı kısmı diyebiliriz. Neden? Çünkü eğer ki ana mantığını anlamadan ezbere bir şey yapıyorsan bu konuda zorlanıyorsun. Fakat mantığını bilerek hareket ediyorsan artık ne yorumlamaya getirirse getirsin tıkır tıkır hepsini cevaplayabiliyoruz. İnşallah bu dersimizi mantığıyla birlikte size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk geldiğimizde diyoruz ki gaz taneciklerin arasında büyük boşlukların bulunduğunu biliyoruz. Bu yüzden gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre inanılmaz azdır. Neden? Çünkü hocam yoğunluk için bir tane formülden bahsediyorduk. Neydi bu? D eşittir M bölü V. Yani gazların hacmi en yüksek olduğu için yoğunluğunu en düşük olarak bekliyoruz. Anlaştık mı? Bu yüzden en düşük yoğunluğa sahip yapılar olacak. Peki gazların yoğunluğu çok küçük olduğundan gazlarda kütle birimi gram bölü mililitre yerine biz gram bölü litreyi kullanıyoruz gençler. Anlaştık mı? Bu yüzden de gram bölü mililitre yerine gram bölü litre aynı mantığa karşılık gelmiş olacak. Peki hocam biliyorsunuz öz kütlenin bir formülü vardı. D eşittir M bölü V diyorduk. Mol sayısında bir formülü vardı. N eşittir M bölü M. Neden bunları verdik şimdi? Bir bakalım. Durun bir saniye. Geçmeyelim. Dur şurada bakıyoruz. Olay şu. Bizim bir formülümüz vardı. PV eşittir NRT. NRT. Peki hocam. Mol sayısı M bölü M ya. Burada şöyle yazsam olur mu? PV eşittir N yerine M bölü M yazsam. Sonuç değişir mi? Değişmez. Çarpı RT olarak karşımıza geliyor zaten. Peki hocam. Buradaki M ve V'yi yer değiştirdiğimi düşünün. Ne yapacağız? P çarpı MA eşittir M bölü V çarpı RT'ye döndü mü formül? Bak MA ve V'yi yer değiştirdim sadece. Aa hocam burada bir şey dikkatimi çekti. Buraya yazdığınız M bölü V dediğiniz kısımda aynı zamanda yoğunluk yani öz kütle değil mi? O zaman buradaki formül şuna dönmedi mi? P çarpı MA eşittir D R, T diye bir tane formüle döndü. İşte bu gazların yoğunluk formülü. Bunu şöyle de kodlayabiliyorsunuz. Pijamayı daralt. Puma daha rahat. Hangisi hoşuna giderse. Bundan ÖSYM soru sorumu sordu. Çok basit bir soruydu. PMA, DRT aklına gelseydi 2021 yılı çıkmış sınav sorusuydu arkadaşlar. Doğruca yerine koyduğunda tık diye çıkan bir soru kalıbı haline gelmişti. O yüzden buradan soru kaçırmayacağız. Peki geldik şimdi. Bir tane örnek üzerinden bahsedelim. Diyor ki C4H8 gazının 0 derece Celsius ve 0.5 atm basınç altındaki yoğunluğu kaç gram bölü litredir diye bir soru yöneltmiş. Ne demiştik? İlk önce bilgileri bir dışarıya çekelim. Bana söylediği olay sıcaklık detayı T eşittir 0 derece Celsius şeklinde karşımıza gelmiyor mu? Ama hoca derece Celsius'ta ben ne yapmıyordum? İşlem yapmıyordum. Ne yapacaktım buna? 273 ekleyerek bunu Kelvin cinsine çevirecektim. Yani 273 Kelvin olduğunu söyleyecek. Sonra soru köküne bakıyorum. 0.5 ATM diyor. Hemen ne yapman lazım? Hemen hocam ATM yani basınç P eşittir 0.5 ATM'ye karşılık geldiğinde bu şekilde yazmış olacağım. Peki başka bu basınçtaki yoğunluğun ne kadar olduğunu? Yani D eşittir soru işareti olarak sormadı mı sana? Sordu. Peki yoğunluk formülümüz neydi? Pijamayı daralt ya da puma daha rahat diye söylüyorduk. O zaman hemen formüle geçelim. Diyoruz ki hocam puma daha rahat şeklinde karşımıza getirdik. Tek yapmamız gereken artık formülde yerine koymak. Basıncın 0.5 olduğunu biliyorum. Çarpı. EMA. Aa hocam kimin EMA'sı? Buradaki verilen gazın C4H8 gazı değil mi? Yani 4 çarpı 12'den 48. 8 daha ekledim 56. O zaman çarpı ne diyorum? 56 şeklinde karşımıza geliyor. Eşittir dedim. Yoğunluğum ne? Bilmiyorum soru zaten benden bunu istiyor. Çarpı. Rydberg'e kim karar verecekti? Sıcaklık. Eğer ki sıcaklığın 270 ve katlarıysa sen ne yapıyordun? Hocam 22,4 bölü 273 diyordun çarpı 273 şeklinde karşımıza getiriyorduk. Şimdi yapmamız gereken sağ değiştirme işlemine geçmek. Peki burada rengimizi değiştirelim. Hocam 270'leri cizikledim burada. Başka bak şöyle bir şey yapalım mı? Bir sıfır buradan sildim, bir sıfır buraya atayım. Neden buraya attım? 5,6'nın tam 4 katı 22,4 yapıyor. O zaman burası 4 olarak karşımıza geldi. Peki burada da D eşittir. D çarpı 4 var. 4'ü de karşıya bölü olarak atarsam o zaman D dediğim şey eşittir. 5 bölü 4 ya da 5'i yarıya bölsem 2,5.
Bir daire bölsem 1,25 şeklinde karşımıza geliyor. O zaman bunun cevabı da 1,25 şeklinde getirmiş olduk. Demek ki yoğunluğumuz ne oldu? 1,25 gram bölü litre olarak karşımıza geldi. Cevabımız da E seçeneği oldu. Peki, geldim şimdi yoğunlukla alakalı bir başka soruya. Burada da diyor ki bana, hemen şöyle kalemimi düzelteyim. Kapalı bir kapta bulunan NO gazının 127 derecedeki öz kütlesi 0,75 gram bölü litredir diyor. Buna göre NO gazının basıncı kaç atmosferdir diyor. Aa hocam, soru içini gene dışarıya çıkartalım mı biz? Bana neyi vermiş? NO gazın bir sıcaklığını vermiş. 127 derece Celsius. Artı ne diyeceğim? 273 şeklinde karşımıza getireceğim. Peki ikisini topladığımız zaman burası ne olacak? 400 Kelvin olarak karşımıza gelecek mi? Geldi. Peki diyor ki bir de bu gazın öz kütlesinden yani yoğunluğundan bahsediyor. O zaman buraya da D eşittir. Ne diyoruz? 0,75 gram bölü litre şeklinde. Bir de bunu getirdi. Sonra diyor ki buna göre NO gazın basıncı ne kadardır? Yani P eşittir soru işareti şeklinde getirmiş. O zaman yapacağımız olay. Hocam yoğunluk işin içine girdiyse gazlarda formülümüz neydi? Puma daha rahat. Daha rahat şeklinde karşımıza getirdik. Basıncın ne olduğunu bilmiyorum. P olarak geldi. Çarp. Ema kim hocam bu? NO gazı. Baktığımız zaman ne diyeceğim? 14-16'da kaç geldi burada? 30 şeklinde geldi. Çarpı 30 dedim. Eşittir. Yoğunluğumuz ne kadar? 0,75. Yani 3 bölü 4 gelsin mi? 3 bölü 4 çarpı. Rydberg'e kim karar verecekti? Sıcaklık karar veriyor. Yüz ve katlarıysa sıcaklığı nasıl kullanacağım? 0,082 çarpı 400 Kelvin gelsin mi buraya da? 400 Kelvin olarak gelmiş olsun. Şimdi yapacağımız işlem şu değil mi? Hocam sadeleştirme durun. Farklı renk alalım. Kimi seçelim? Maviyi seçtim. Hangisinin sadeleştirmen daha tatlı olur? İki tane sıfır şuradan sileyim. Hocam 1 virgül burada, 1 virgül burada. 8,2 şeklinde burası kalsın. 4 ile 4'ü götürmüş olayım. Sonra 3 ile 30 sadeleştirdim, 10 kaldı. Onu karşıya attığımız zaman P eşittir kaç oldu? Bir sıfırı geri kaydırdım. 0,82 şeklinde geri elde etmiş oldum. Demek ki benim en sondaki basıncım ne olacakmış? 0,82 yani B seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Peki. Geldik şimdi öz kütle yorumlamaya. Şimdi hocam sayısalını gördük. Bunun neyinden bahsedeceğiz? Yorumlarından. Peki mantık nedir dediğimizde şöyle bir şeye bakalım. İki tane kap vardı. Kaplardan biri sabit hacim, birisi hareketli piston. Bak bütün detayları bunlar değiştiriyor. Sabit hacim, hareketli piston. Sabit hacim, hareketli piston. Neyi farklı peki dediğimizde? Sabit hacimli bir kap aldım. Yani sen ne yaparsan yap kabın hacmini değiştiremiyorsun. Yoğunluk değiştiren bölü V şeklinde karşımıza gelmiyor mu? Diyor ki sabit hacimli kaplarda gazların yoğunluğu. Gaz eklendiğinde nasıl değişir? Şimdi şöyle bir yorum yapayım ben. Gaz eklediğimde kütlesi artacak mı? Arttı hocam. Peki hacmi? Değişmiyor. Bak hacmi değiştiremiyorum. Kütle artarken hacim değişmiyorsa öz kütlenin olmasını bekliyorsun? Artmasını bekliyorsun değil mi? O zaman yoğunluğa ne diyeceğiz gaz eklendiğinde? Artar şekle getirmiş oluruz. Anlaştık mı? Peki devam ediyorum. Gaz çekilirse ne olur? Tamam bunun tam zıttını getireceğiz. Gazı çektiğimde de kütle azaldı mı? Evet ama hacim değişmedi. Kütle azalıp hacim değişmediyse yoğunluğun ne olması lazım? Azalması. Bu sefer yoğunluğunda azalır yorumunu yapmam gerekiyor. Tamam aynı orantılı götürüyorum. Peki sıcaklık arttığında ya da azaldığında ne fark eder ki? Kütle değişiyor mu? Hatta onu farklı renkte yapalım tekrar. Ne yapalım? Turuncu seçeyim. Hocam kütlem değişmedi. Peki hacmi? O da değişmiş sabit hacimli. O zaman yoğunluğun da değişmemesini bekleyeceksin. Sen burada sıcaklığını arttırsan da azalsan da hiçbir şeyi ne yapmayacaksın? Etkilemeyeceksin. O zaman bu sefer ne diyeceksin? Değişmez dersin değil mi? Değişmez olarak karşımıza getirmiş olacağız. Peki o zaman grafiklerde neyi beklersin? Diyorsun ki hocam kütle ne oluyor? Kütlesi artarsa gazın yoğunluğunu arttırmış olursun. Ya da sıcaklığı oynattığın zaman arttırdığında ya da azalttığında yoğunluğu ne yapmıyorsun? Değiştirmiyorsun. Peki hocam sabit basınçlı kap olursa durum ne olur? Yani hareketli pistonlu kaplarda inceleme yapacağız. İlk kural şunu söyler. Hareketli pistonlu bir kapta gazın yoğunluğu sıcaklıkla ters orantılı değişir. Ne demek yani? Şimdi sıcaklığını arttırdım. T'si ne oluyor? Artmaya başlıyor. Sıcaklık artarsa kütlem değişmez. Fakat sıcaklık artması gazın hacmini ne yapar? Arttır değil mi? Hacim arttığından dolayı öz kütle azalır. Bu yüzden
Sıcaklık artarsa yoğunluk azalır. Ters orantılı gidiyor. Peki hocam, molekül kütlesi kaptaki gazdakinden daha küçük, daha büyük mevzusundan bahsedecek olursak. Şöyle bir şey göstereyim ben size. Ya da göstermeden şöyle bir açıklayayım önce. Dedim ki, hepsini bir sileyim. İçeride kim olsun? Mesela diyorum ki, içeride 1 mol hidrojen gazı olsun. Ya da helyum gazı olsun. Helyum gazı olsun. Soru da sana diyecek ki, helyumun molekül ağırlığını 4 gram bölü mol şeklinde söylemiş olacak. Tamam dedim. Dışarıdan içeriye, bak dışarıdan içeriye şuradan göstereyim. 1 mol helyum ekliyorum. 1 mol helyum eklenirse. Ne olur? Yani helyum eklense ne olur? Mantıken şöyle diyebilir miyim? Burası V hacminde. Gaz mol sayısı 2 katına çıkacağı için bunun hacminde 2V'ye çıkmasını bekler miyim? Beklerim. Yani hacim burada ne oldu? Tam 2 kat arttı değil mi? 2 kat arttı. Peki hocam, hacim 2 kat arttı ama içeride 1 mol helyum, yani 4 gram helyum vardı. Dışarıdan 4 gram daha getirdim. Mantıken kütlesi de 2 katına çıkmadı mı? Çıktı. O zaman bu adamın kütlesi de ne olacak şu anda? Tam 2 katına çıkmış olacak. İkisi de 2 kat arttığına göre yoğunluğu maalesef ki değişmeyecek. O zaman 1 mol helyum eklersen öz kütle ne oluyormuş? Değişmiyormuş. Yani sabit olarak kalıyormuş. Şimdi farklı bir tane renk alayım. Yalnız içeri ekledim gaz helyum değil de bu sefer 1 mol hidrojen olsa. 1 mol hidrojen olsa. Şimdi yukarıdakinden 4 gramdı ya, bu 2 çarpı 1'den 2 gramlık bir gaz. Tamam, 1 mol 2 gram. Diyorum ki hocam, içeride 1 mol gaz V hacimdeydi. 2 mol olacak. Yine 2V'ye çıkacak mıyım? 2V hacme. Çıkacağım, bak burası değişmiyor. O zaman öz kütlesinde D eşittir M bölü V dediğim zaman hacmi ne oldu? Hocam 2 kat arttı. Tam 2 katına çıktı. Peki kütlesi 4 gramda 6 oldu. Ama 8 olmadı. Bak arttı. Kütlesi arttı ancak 1,5 katına çıktı. 2 kat artamadı. Buradaki mantığa göre hacmi kütlesine göre daha fazla artmadı mı? Arttı. O halde yoğunluğu olmasını bekliyorsun burada, azalmasını bekliyorsun. Demek ki eğer ki kütlesi daha küçük bir gaz eklersen kabın yoğunluğu azalacakmış. Demek ki buradaki öz kütleyi ne yapıyoruz? Azalttığımızı söylüyoruz. Peki hocam, şöyle bir şey olsaydı ne diyecektik? Ne yapalım? Bu sefer de turuncu seçeyim. İçeriye bu sefer de 1 mol kimi eklerim? CH4 gazı eklerim. CH4 gazı. CH4 gazın kütlesi de 16 gramdır. Şimdi hemen bakalım. D eşittir M bölü V. M bölü V. Hocam, gazların hacmi mol sayısıyla orantılı olduğu için içeride 1 mol V idi. 1 mol daha eklenince 2V'ye çıktı. Bak, türü önemli değil. Kaç mol eklersen o kadar hacmini arttırmış oluyor. O halde hacmime şöyle diyeceğim mi? Hocam, hacmim 2 katına çıktı. Çok güzel. Yalnız 4 gramdı, 16 daha ekleyince 20 gram oldu. Hocam, kütlesi 5 katına çıktı. Bu sefer kütlesi bayağı bir artmadı mı? Arttı. Şimdi hacmi 2 kat artarken kütlesi 5 katına çıkıyorsa bu sefer yoğunluğun ne olduğunu söyleyeceksin? Arttığını söyleyeceksin. O zaman sabit bir şey yok hocam. İşte o yüzden diyoruz ya, yorumlamayı çok iyi yapman lazım. Hareketli pistonu kapta 3 tane durum söz konusudur. Eğer ki kütlesi içerideki gazın kütlesine eşit bir gaz eklersen, bu arada illa aynı gaz olma şartı yok. Başka eşit gazlar da çıkabilir gençler. Buna dikkat edin. Eşit bir gaz eklersen yoğunluğun değişmez. Ama dışarıdan eklediğin gazın kütlesi daha küçükse yoğunluğu azalır, daha büyükse yoğunluğu artar. O halde bunların hepsini grafik üzerinde değerlendirmek istersek şöyle diyebilir miyiz? 1. Sıcaklık artarsa hacim arttığından dolayı yoğunluk azalıyordu. Ama kütle mevzusunda kütlesi aynı olan eklersen değişmez. Fazla olan eklersen artar, düşük olan eklersen de yoğunluğunu azalttığını söyleyebilirsin. Yani her üç durumla da karşılaşacakmışız. Peki gelelim şimdi neredeyiz? 3. bölüm, yani gazların kinetik teori kısmına geldik. Peki şimdi kinetik teoride hocam nelerden bahsedeceğiz derseniz. Kinetik teori gazların hızlarını ölçen bir teoridir. Ne kadar hızlı yayılıyor, ne kadar hızlı gidiyor, yayılma hızı, kaçış hızı, bunları incelemeye çalışıyoruz. Kinetik teorinin mantığında şu var. Kinetik teoriye göre biz deriz ki gaz tanecikleri birbirinden çok uzakta ve bu taneciklerin hacmi toplam gaz hacminin yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Yani ideal gaz denkliğinde söylediğimiz aynısı değil mi? Aynen öyle zaten. İkisi birbirini destekleyecek. Peki hocam, gaz taneciklerinin sürekli ve zikzaklı hareketleri vardır. İşte biz bu hareketlere Brown hareketi adını veriyoruz, tamam mı? Gazlar zıngır 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 böyle rastgele hareket edecekler ve bunları Brown dediğimiz amca keşfettiği için Brown hareketi adını söylüyoruz. Peki gaz tanecikleri arasında itme çekmenin olmadığını varsaydığımız bir teoridir bu da. Çünkü
teori hala. İtme çekme kuvveti yok olarak söylüyoruz. Peki tüm gaz moleküllerinin, bak çok önemli bir cümle, aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerjisi aynıdır. Bunu ilk başta da dedik ya, ortalama kinetik enerji eşittir sıcaklık. İkisi birbirini destekler şeklinde karşımıza getireceğiz. Peki hocam, nasıl bir mantık var? Şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar. Burada molekül hızına karşı sıcak molekül sayısı grafiğini yapıyoruz. Çok dikkat edin. Bak, molekül hızına karşı molekül sayısı, sıcaklık değil. Zaten burada düşürken genelde şöyle diyoruz. Mesela sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi kurun deyince aklına herkesin diyeceği, hocam T1 en yüksek, T2 değil. Bak, sıcaklık artarsa molekül hızı ne olur? Artar. Burada bak, molekül hızı en fazla olan kim? T3. O zaman sıcaklığı en yüksek olan T3'tür. Sonra T2'dir, sonra T1'dir. Bu çok çok önemli bir detay. Çünkü tam bir düşürücü grafik soruları. Böyle hemen bulusta matlamak yok. Kime karşı kimin grafiğini çizdiğini inceleyeceksin. O zaman yandaki grafikte bir gazın farklı sıcaklıklardaki yayılma hızını vermiş. Diyor ki T3 en hızlı, T2 sonra T1. Grafiğin tepe noktaları en fazla sayıdaki molekül hızlarını ifade eder. Yani en fazla sayıda burada var diyor. Sıcaklık arttıkça eğrilerin düzleşmeye başladığı görülür. Gram difüzyon yayılma yasası ortaya çıkar diyor. Burada şöyle bir şey diyoruz. Biz bir gazı yaymak isteyeceğiz. Yayarken nelere dikkat edeceğiz dediğimizde ilk olarak gram amcamız çıkıyor. Gram diyor ki bize, gazların havada veya bir başka gaz içerisinde yayılma olayı difüzyon olayıdır. Difüze etmektir. Mesela diyoruz ya, hocam parfüm sıkıyorum ortamdan, ooo ne güzel parfümü kokuyor diyor. Niye? Gazların difüzyondan faydalı. Yayılıyor çünkü, bu kokuyu sen de algılayabiliyorsun. Peki başka ne demiştik gençler bunlarda? Bir gazın bulunduğu kaptaki küçük bir delikten dışarıya çıkması efüzleme. Bunu şöyle diyeceğim, pipet üflüyorsun ya, efüzleme diye, buradan da anımsatabilirsin. O zaman şöyle yapalım. Mesela bir deodoranta düşün. Deodoranta bastığın zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir geçişi var. Bu olay ne? Efüze olma. Çünkü küçük bir delikten çıkış olayı. Peki deodorant sana geldi. Sen dolaşıyorsun, çevrendekiler bu kokuyu alıyor. Bu ne? Difüze olma. Tamam mı? Bunlar da ne yapıyor? Sendeki kokuyu algılıyorlar şeklinde söyleyeceğiz. İkisinin de bulunma mantığı aynıdır. Yani isimleri farklıdır ama biraz sonra söyleyeceğiz. Bulunma şekilleri aynı olarak gelecek. Peki gramın difüzyon hızları molekül ağırlığının karekökünün ters orantılı. Nasıl yani hocam? Şöyle düşünüyorsun. Hani bir genel tabirimiz var. Şişman olan yavaş koşar, zayıf olan hızlı koşar diye. Bunu gaz taneciklerinde de diyoruz. Eğer ki bir molekülün ağırlığı fazlaysa yayılması bunun yavaştır diyoruz. Ama bir molekülün ağırlığı küçükçe diye yayılmış olacak. Yani çok daha hızlı hareket ettiğini söyleyebileceksin burada. Peki gram amcamıza geldiğimizde diyor ki bak, geniş bir delik aynı ortamda yayılma olayı difüze oluyor. Ama ince bir delikte yoğun bir basınçtan çıkma olayı ise efüze olma şeklinde karşımıza getirmiş oluyoruz. Hatta burayla ilgili yayılma deyince biraz çirkin ama hatta anlatsam mı diye düşündüm. Gene de anlatayım yani, komik bir olay var. Üniversitede yaşadığımız dramatik bir an. Gazlar deyince ilginç bir arkadaş ortamım vardı. Bu gazlar konusunda çok detaylandırıyorlardı. Benim bir arkadaşım var. Sınava girdik. Sınav sırasında birisi gaz çıkarttı. Yani. Ama bir kokuyor. Öyle böyle değil. Yani çok kötü bir şey. Her iki boğulma seviyesinde falan. Hoca bir çocuğu uyardı. Bu uyardığı çocuk da benim arkadaşlardan bir tanesi. Neyse dışarıya çıktık falan. Aşağıda biz bekliyoruz. Bunun sevgilisi geldi. Kız arkadaşı geldi. Dedi ki Allah senin belanı versin dedi. Dedi ne oldu dedi. Sen yaptın gerizekalı dedi. Dedi nereden anladın? Kokundan tanıdım dedi. Dedi nasıl bir ilişkiniz var? Adam kokusundan erkek arkadaşını tanıyor. Muazzam bir ilişki. Sonra olayı anlatıyor. Ya diyor ki karnım bir ağrıdı, bir ağrıdı diyor. Dayanamadım diyor. Bıraktım diyor. Bu diyor ondan sonra diyor. Yandakinde kağıdını ufaktan bakıyordum diyor. Sonra hoca geldi beni uyardı diyor. Şimdi kafam karıştı diyor. Acaba yandakine baktığım için mi uyardı diyor. Yoksa gaz çıkarttığım için mi uyardı diyor. Çok enteresan bir olay. Bu çocuğun yüzünden bizim başımız çok belaya girdi. Bir gün mesela kantinde oturuyoruz. Bu bir yere gitmek istiyor. Biz diyoruz yani üşendik ya gitmeyelim sonra falan dedik. Ya da gelin oğlum dedi. Dedik gelmeyeceğiz sen gittik. Bak gelin dedi. Biz gelmiyoruz. Bak gelin diyorum dedi. Lan gelmiyoruz git falan dedi. Bu ondan sonra oraya gene gaz salınımını gerçekleştirdi. Gram'ın difüzyon yasasındaki gibi. Yani öyle bir havadan ağır ki yavaş yavaş yayılıyor. Tam burnumuza koku geldi. O sırada karşıdan var. Üf dedi. Utanıyorlar dedi. Şuna bak dedi. Kantin ortasına gaz çıkarttılar dedi. Bizi gösteriyor. Lan dedik Allah kahretsin dedik. Kafamızı yiyoruz falan. Millet diyor evet bir koku var diyor. Mevzu bize kaldı. Yani bu kadar sıkıntı bir olay. Dur bunu bir olayını da anlatayım. O da bak aklıma geldi.
Bu salakla şeye gittik, laboratuvara girdik. Orada hocaya bir şey söyleyecek. Çok da cins bir adamın laboratuvarı dersi. Bir şey getirmedi mi, unuttu mu, şu mu, bu mu falan. Orada bir şey söylerken ben dedim ki hocaya ben bir şey anlatıyordum falan. Bu da gidelim, 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 gidelim diyor. Onun dedim dursana diyor. Gidelim, gidelim, gidelim diyor. Lan oğlum bir dur diyorum. Derken bir koku geldi. Ve bizimki gene yapmış yapacağını. Onu görünce hocam biz çıkıyoruz dedik. Tam biz çıktık. Çıktıktan sonra birkaç tane de kız grubu girdi içeriye. Hocanın üstüne kaldı. Hoca da bizden olduğunu biliyor ya. Bu gerizekalı yüzünden dersten kaldık. Adam gerçekten bize takdime düşük not verdi. Adamın üstünü bıraktığımız imaja bak. Adamın odasında çok kötü bir sahne bırakmış oluyor. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Ya neden böyle bir olay yapıyor bilmiyorum ama çok enteresan durum olabiliyor. Ben de niye anlatıyorum bunu ben de bilmiyorum şu anda. Ama bu da böyle bir anıydı işte. Yani gazlar ne yapabiliyormuş arkadaşlar? Yayılabiliyormuş. Ağrıları biraz yavaş yayılırken öbürleri de hızlı yayılmış. Buradan da bunu anlayabiliriz. Peki geldik şimdi. Neredeyiz? Gram amcamız şöyle söylüyor. Diyor ki iki tane gaz aldım diyor. Buraya koydum diyor. Saldım bunları diyor. Bunlar diyor gaz molekülleri ağırlıklara göre ilerleyecek. Bir yerde diyor şurada diyor bunlar buluşacak diyor. Ha işte diyor ki ben diyor nerede buluşacağını şu gittikleri mesafeden tahmin edebilirim diyor. Nasıl tahmin edeceğini dedik. Bak diyor aynı ortamda yaparsa sıcaklığı aynıdır diyor. Bunların ben molekül ağırlıklarıyla bir ilişki kurdum diyor. Molekül ağırlıklarıyla ilişki kurunca molekül ağırlığın kare köküyle ters orantılı olduğunu buldu. Bak çok önemli bir cümle. Mesela sana derse ki molekül ağırlığın hızıyla ters orantılıdır derse yanlış. Niye? Kare köküyle ters orantılı. Anlaştık mı? Bir gazın yayılma hızı molekül ağırlığın kare köküyle ters orantılı şeklinde karşımıza gelecek. O zaman bu gram amca bize bir denklem kurdu. Denklem şu. X ve Y gazının hızını kıyaslıyor. Hızını kıyaslarken X gazının hızı nereye aşağı yazdığım bir önemi yok. Bak molekül ağırlığın kare köküyle ters sıcaklığının kare köküyle doğru orantılı. Anlaştık mı? Mesela Y gazının hızı molekül ağırlığın kare köküyle ters sıcaklığının kare köküyle doğru orantılı. O zaman biz ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bir gazın hızını bulurken molekül ağırlığın kare köküyle ters, sıcaklığın kare köküyle doğru orantılı. Hani dedim ya gazlarda sadece iki formül var. Biri PVMT, ikincisi bu. Aha bu kadar. Tamam mı? Başka bir mevzusu yok. Bütün hepsini, bütün kurallarını bunlar üzerine kurmuş oluyoruz. Peki, buraya geldiğimiz zaman diğerleri söylüyor zaten. Gazların hızı, gazların mutlak sıcaklığı, gazların molekül kütleleri şeklinde söyleyebiliyoruz. Bu da DXD'ye bu arada öz kütleleri değil. Gazların aldıkları yol. Tamam mı? Bir gazın hızı ve yolunu aynı şekilde de kullanabilirsiniz. Peki geldim örneklemelere. Ayrı ayrı mesela bir gazınız ne dedik? Molekül ağırlığın kare köküyle ters. Molekül ağırlığın kare köküyle ters. Peki aynı gazınızı sıcaklığının kare köküyle doğru orantılı. Bak hep sıcaklık ve kare kök var. Bu arada sıcaklık ne? Mutlak sıcaklık şeklinde karşımıza gelecek. Ya da diğer tarafa geldik. Hem sıcaklığı hem molekül ağırlığını farklı verse bu sefer de şöyle diyorsun. İkisini bir kullanırken molekül ağırlığın kare köküyle ters, sıcaklığın kare köküyle doğru orantılı. İkisinde de aynı şeyi kullanıyorsun. Peki hocam yoğunluk verse diyor, öz kütle verse bir gazınızı gene aynı şekilde yoğunluğun kare köküyle ters orantılı şeklinde denklemi de kurabilirsin. Yani bütün sorular ve çözüm mantıkları hep aynı kural üzerine geçecek. Peki gelelim şu örneklerimize bir bakalım. İlk sorumuzda diyor ki şöyle beyaz kalemi seçeyim. Aynı şartlar altında SO2 ile CH4 gazlarının hızları arasındaki ilişki nasıldır? Bak başka hiçbir şey vermemiş. Ne diyorduk hocam? Herhangi bir gazı seç. Yukarıya fark etmez. Orantı buluyorsun zaten. SO2'yi yukarı yazdım. CH4'ü aşağı yazdım. CH4. Kural bana ne diyordu? Bir gazınızı molekül ağırlığıyla SO2'yi aşağı yazdım. CH4'ü yukarı yazdım. Molekül ağırlığını kare köküyle ters orantılı hale getirmiş olduk mu? Getirdik. Peki o zaman bu gazın hızını bulurken molekül ağırlığını nereden bulacağım? Soru kökünde sana verecek. Hatta direkt vermiş. Bak 16'ya 64 şeklinde vermiş. O zaman CH4'ünki 16, SO2'ninki ne kadarmış? 64 şeklinde karşımıza geldi. Ama nerede? Kare kök içinde. Peki şu ikisini sağdeştirsem. Burası 1, burası 4 oldu mu? Kare kök dışında 1/2 şeklinde karşımıza geldi mi? İşler dışlar yaparsak. Bak 2'yi karşıya attığımızda burası ne olacak? 2 çarpı VSO2 VSO2 eşittir VCH4'e denk gelmiş oluyor. Şimdi burada şuna çok dikkat edin. Bazen diyorsunuz hocam o zaman SO2 2 kat daha hızlı mı? Hayır.
SO2'ye şöyle diyorsun. Eğer burası B hızında gidiyorsa 2 çarpı B 2V hızı. Denklemin denk olması için bunun 2V hızında gitmesi lazım. Mantıklı mı? Mantıklı. Niye? Molekül ağırlığı fazla olan yani 64 olan yavaş koşarken 16 olan daha hızlı koşacak. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu adam V hızında gidiyorsa bu adamın 2V hızında gittiğini söyleyebilirsin. Soru bana ne diyor? Bunlar arasındaki ilişki nasıldır diyor. Tam tersi olacak. Nerede? O da B seçeninde. 2VSO2 CH4 şeklinde karşımıza geliyor. Yani cevabımız B seçeneği olarak karşımıza gelecekmiş. Geldim 28. soruma. Diyor ki bir deneyde bir miktar metan gazının gözenekli bir zardan 8 dakikada efüzlendiği görülmüştür. Aynı koşullarda aynı düzenekte helyum gazı geçirilirse efüzlenme süresi kaç olur? Bak efüzlenme de difüzlenme de diyebilir fark etmez. Sonuç olarak aynı. Kural neyi söylüyordu? İlk olarak şunu yapalım. Bize kıyas yaptırıyor. Kimi? VCH4'ü. Bak tekrar söyledim. Hangisini yukarıya yazdın? Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Kiminle kıyaslıyor? Helyumla kıyaslıyor. V helyum. O zaman direkt şöyle diyecek miyiz? Hocam helyumun molekül ağırlığı kaç? 4. Bak helyumun molekül ağırlığını yukarıya yazdım. 4 diye. CH4'ün molekül ağırlığı ne? 12, 4 daha 16. 16'yı aşağıya yazdım. Ama şunu sakın unutma. Bunlar nerede? Karekökün içerisinde. Peki. Buradaki gerekli sadeleştirmeyi yapsam 4'e böldüm. 1 bölü 4. Karekök dışarısına 1 bölü 2 şeklinde karşımıza getirdik mi? İçler dışlar çarpımı yaptıracağız şimdi. Karşıya götürdüğümüzde 2 çarpı V CH4. CH4 geldi. Eşittir. V ne olacak? Helyum şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Peki burada şunu söyleyebilir miyiz? CH4 dediğimiz adam V hızında gidiyorsa bu adamın tam 2V hızına gitmesini beklerim. Tamam bunu aldım cebe. Şimdi diyorsun ki CH4'ün bu gazda 8 dakikada terk ettiğini söylüyor. 8 dakikada terk ettiğini. İlk kural hatası şöyle diyorsun. 2 çarpı 8 hocam 16. Dakika değil ters gidiyorsun. Dakika diyor bak. Bir adam V hızında giden 8 dakikada terk ediyorsa 2 kat hızlı olan ne kadar sürede gider? 4 dakikada terk eder. Tamam mı? Sakın çarpma yapma. Buradaki mantık şu. Çıkış hızı. Adam diyor ki V hızına mesela 50 km ile gidince 8 dakikada gidiyorsan 100 km ile gidince ne beklersin? Daha kısa gitme. Yani 4 dakikada gitmesini beklersin. O zaman bu kaç dakikada çıkıyormuş? Tam 4 dakika içerisinde bu mevzuyu terk ediyormuş diyebileceğiz. Peki. Geldim bir diğer soruma. Bu sefer bir kap getirmiş. Bize diyor ki İki ucundan aynı anda sıcaklıkları eşit olan hidrojen ve oksijen gazlarını gönderiyorum. Buna göre ilk karşılaştıkları yer hangi noktadır diye bir soru sormuş. Bak aynı mantıkla devam edeceğim. Şöyle yine amcamızı alalım tebeşirimizi. V dediğimizde kimden bahsediyorum? Hidrojen gazıyla kimi kıyaslayacağım? Ve oksijen gazını kıyaslatıyor bana. Hidrojen gazının ağırlığı 2 çarpı 1'den 2 gramken bununki ne olacak? 2 çarpı 16'dan 32 gram şeklinde karşımıza geldi mi? Bunu neyine alıyorum şöyle? Karekökünü almış olacağım. Peki 2'ye böldüm 1 kaldı. 2'ye böldüm 16 geldi mi? 16 karekök dışına kaç diye geldi? 4 diye geldi. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığımızda VH2 dediğim şey eşittir 4 çarpı VO2 denk gelmez mi? Yani bu ne demek oluyor aslında? Şöyle turuncu seçeyim. Eğer ki bu adam şunu yapayım hatta daha kolay. V hızında gidiyor olursa bunun kaç kat hızlı olması lazım? 4 kat hızlı. Yani 4V şeklinde ilerlemesi lazım. Şimdi hocam bu ne demektir? Şimdi hidrojen gazı da şuradan bahsedeyim. Oksijen gazı 1 bölme ilerlediğinde bunun 4 kat hızlı. 1, 2, 3, 4 bölme ilerlemesini bekliyor musun? O zaman ilk açıldığında burada durdu. Daha sonra şu araya girecek değil mi? Demek ki bunlar EF aralığında denk gelmiş olacak. Yani bunların karşılaşma aralıkları neymiş? EF noktası arasında olacakmış. Bak ne yapıyorum? Hızlarını buluyorum. Ona göre hangi hızla geldiğini tekrar hesaplamaya çalışıyorum. Burada aslında şöyle matematikteki mesela hız problemi var ya aynı mantıkla burayı da çözmüş olabiliyorsunuz. Şimdi geldim bir diğer soruya. Diyor ki neon ve ozon gazları. Sıcaklığı 27 derece Celsius olan ozon gazı ve sıcaklığı 227 derece. Bir dakika hocam bu enteresan bir soru. Neden? Çünkü sıcaklıklarını farklı vermiş bu amcalar. Şimdi al başına belayı. Yani detaylı inceleyeceğiz. Borun iki ucundan gönderiyorum. Buna göre ilk karşılaşma neon gazının neredeki? Neon gazının gönderildiği uçtan ne kadar uzaklaşıkta? Yani bu ne kadar uzaklıkta karşılaşır şeklinde bir soru yöneltmiş. Şöyle yapacak mıyız? Birinci olayımız sıcaklıklarını bir dışarıya çıkartmak. Şöyle yapalım. T eşittir.
Burası 27 derece Celsius'tu. 27 derece 273 ekleyince kaç ediyor bu? 300 Kelvin olarak karşımıza geldi mi? Hocam yazdım. Diğer T2 dediğimiz şeyi düşünelim. Burası da 227 derece Celsius olarak vermiş. Artı 273'ü eklediğim zaman burası ne oldu? 300 Kelvin, pardon 300 diyorum, 500 oluyor. Hiç uyarmıyorsunuz hocam. Hepsini 300 yazıyorsunuz diyorsunuz. Buraya da 500 Kelvin olarak karşımıza getirdik mi? Getirdik. Şimdi diyorum ki hızlar olayında neon gazını kimle kıyaslıyorum şu anda? Ozon gazıyla kıyaslıyorum. Neonu ozonla kıyaslıyorum. Neon gazının kütlesine 20 gram. 20'yi nereye yazacağım şu anda? Aşağıya 20'yi yazdım. Peki ozon gazı 3 çarpı 16'dan ne yapıyorum? 48 şeklinde yazıyorum. Hatta bir formülü yazayım ya, durun. Bu sefer diyecek ki hocam neye göre yazıyorsunuz demeyin. İlk bir formülün bütün yazalım, sonra detaylarını yazalım. Burada şöyle diyoruz. M diyorum ozon gazı. Buraya M neon gazı diyorduk. Fakat bu sefer sıcaklıkta olduğu için T neon gazının sıcaklığını yukarıya, ozon gazının sıcaklığını aşağıya yazıyorum. Ve bunların hepsi neyi olmak zorunda oluyor? Karekök detayı olmak zorunda kalıyor. Şimdi devam ediyorum. Hocam ozon gazının kütlesi neydi? 48 gramda. 48 çarpı. Neon gazının sıcaklığı ne? Neon gazı neredesin? Şurada. Bak 227. Yani 500 Kelvin sıcaklıkta. O zaman buraya 500 yazdım. Bölü dedim. Neon gazının kütlesi ne kadar? 20 gram şeklindeydi. Nereden öğrendim? Soru köküne yazıyor zaten 20 gram şeklinde. Çarpı neonun sıcaklığı ne? Bu da 300 Kelvin olarak karşımıza geliyor. Bunun neyi gelecek bize? Karekök detayı gelmiş olacak. V neon diyoruz buraya. Bölü V ozon gazı şeklinde yazıyordum. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapacağım. Peki nasıl yapacağım gerekli sadeleştirmeyi? Hocam 1, 2, 0 çizdim. 1, 2, 0 çizdim. Şimdi 3'e böldüm 1 kaldı. 3'e böldüm 16 olarak karşımıza geldi mi? Peki 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4 geldi mi? Hocam 4'e böldüm 1, 4'e böldüm kaç geldi? 4 geldi. 4 de karekök dışına ne diye gelecek? 2 olarak çıkmış oluyor. Karşıya gönderdiğimiz zaman V neon eşittir V ozon gazı şeklinde olmuyor mu? Ama nasıl? 2 çarpı V ozon gazı oluyor. Şimdi o halde buraya toparlayacak olursam şöyle bir şey diyebilir miyim? Ozon gazı eğer ki V hızına gidiyorsa buranın tam 2V hızına gittiğini söylemem lazım. Yani neon gazın daha hızlı olduğunu söylemem lazım. O halde şöyle diyelim mi? 120 santimlik bir bölgem var. 120. Ben ne yapıyorum? Birinde 2V, birinde 3V V hızına gidiyorum. Toplamda şöyle düşünsem 3V hızına gittiğimi düşünsem. 3 parçaya bölsem burası kaç olacak? 40. Yani aslında yavaş olan şurası 40 gelirken, burası 40 gelirken buranın 2 kat daha hızlı olduğu için kaç gelmesini bekliyorum? 80 gelmesini bekliyorum. Kim daha hızlıydı? Neon daha hızlıydı. Adam bana ne söylemiş? Neon gazını gönderildiği uçtan kaç santim uzakta olur? Gönderildiği uçtan tam 80 santim uzakta karşılaşmasını bekleriz. Anlaştık mı? Bak soru kökü niye önemli biliyor musun? Ozon gazından uçtan 40 derdi. Tamam mı? Ya da neon gazı diğer uca kaç santim uzaklıktadır dese 40 derdin. O yüzden buradaki detay önemli. Bu kalıp da çok önemli bir kalıp. Mesela çok fazla karşılaşmazsınız da sağlam sorulardan bir tanesinde karşılaşırsınız. Çünkü çok nadir sorularda sıcaklık detayını da katabiliyorlar. Peki. Geldim. O zaman buranın birazcık daha detaylandırması, gıcıklandırmasına geçecek olursak. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Çarpma sayısı dediğimiz bir muhabbet var. Çarpma sayısı basınç demek değildir gençler. Bak burayı tekrar söylüyorum. Çarpma sayısı basınç demek değil. Bu çarpma sayısı muhabbeti çok zor kitaplarda çıkar. Ya da genelde bursluluk sınavlarında falan çıkar. ÖSYM soranı çok zannetmiyorum. Hani hocam o zaman bunu dinlemesek olur mu? Olabilir. Yani onu da söyleyeyim. Çok detaylı bir yer burası çünkü. Nedir bu? Çarpma sayısı şöyle bir formülümüz var. Mol sayısı ile doğru hacimle ters orantıdır. Yani bir maddenin mol sayısı artarsa çarpma sayısı artar. Hacim artarsa çarpma sayısı azalır. Başka? Sıcaklığını doğru dersem yanlış olur. Sıcaklığın karekökü'yle doğru, moleküllerin karekökü'yle ters orantıdır. Çünkü hızla alakalı bir durum. Bak, orada hızla ne diyorduk? Sıcaklığın karekökü'yle doğru, moleküllerin karekökü'yle ters orantıdır. Bir gaz hızlı olursa çarpma sayısı ne olmuş oluyor? Bu yüzden artmış oluyor. O zaman bu mantığa göre şöyle yapıyorum. İki tane kalıbım var. Sabit hacimli kap, sabit basınçlı kap. Neler farklı? Bir, helyum gazı sabit sıcaklıkta eklenirse çarpma sayım ne olur? Sabit hacimli bir kaba helyum gazı gönderirsen çarpma sayı ne olacak? Artacak. Niye? Dışarıdan içeriye gaz gönderirim. İçeride zaten mevcut vardı. Çarpma sayımı bir anda arttırmış oldum. Peki hocam,
Hareketli pistonu kaba. Mesela içeride 1 mol gaz vardı. 1 mol gaz vardı. V hacimdeydi. Dışarıdan içeriye yine 1 mol gönderdi. Bu sefer neye döndü? 2V'ye. Bak oran değişti mi? Hayır. 2 mol 2V'di. 1 mol V'di. O zaman çarpma sayım burada ne oluyor? Değişmez şeklinde karşımıza geliyor. Demek ki sabit hacimde de arttırırken hareketli pistonu da değiştirmedim. Bunu cebe aldım. Şimdi geldi mi ki? Neon gazı eklenirse sabit sıcaklıkta ne olur? Şimdi içeride kim var? Helyum gazı var. Dışarıdan içeri neon ekliyor, fark etmez. Miktarı arttırıyorsun. Miktarı aynı hacimde arttırdığın için çarpma sayın kesinlikle ne olmak zorunda? Artmak zorunda. Tamam, artmak zorunda. Peki geldik diğerine, çarpma sayısına. Çarpma sayısı hızla alakalı bir şeydi, hatırlıyor musunuz? Diyorum ki dışarıdan içeri bu sefer 1 mol neon ekledim. Neon ekledim. Hacmin V'den 2V'ye çıktı mı? Çıktı. Yalnız içerideki helyum gazı şu anda daha hareketli değil miydi? Kime göre? Helyum gazının kütlesi kaç? 4 gram. Neon gazının ne? 20 gram. Helyum gazı neon gazına göre çok daha seri hareket ediyor. Bu yüzden çarpma sayısı, bak hacmi 2 katına çıksa da hızı tam aynı 2 kattaki tanecik göndermediğin için bunlar daha yavaş hareket etmiş olacak. Bu yüzden çarpma sayısını azaltmış olacaksın. Tamam mı? Bak tekrar ediyorum. Hızını düşün. Diyorsun ki hocam V hacimdeydi, 1 mol helyum vardı. 2V'ye 2 mol helyum koyarsan çarpma sayın değişmez. Fakat hacmi 2 katına çıkarttın. İkinci eklediğin gaz bu sefer daha ağır bir gaz oldu. Yavaş oldu. Şimdi hacmini arttırabildin ama gazın hareketlenmesini aynı şekilde arttıramadın. Bu yüzden çarpma sayını azaltmış olursun. Peki sıcaklık arttırırsan, bak buraya çok dikkat et. Bura herkesi yıkan bir der. Sabit hacimde de sıkıntı yok, anlarsın. Hocam sıcaklık arttı, kinetik arttı, tıkır tıkır çarpmayı arttırdım. Bir problem yok. Fakat burada azalır. Hoyda, nasıl azalır hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Olur. Neden biliyor musun? Çünkü şöyle bir şey dedik değil mi? Bir gazın hızı, şöyle yapayım, hızı. Molekülerli ve sıcaklığı getiriyorum ama bunu neyi? Karekökü. İçeriye ben ne yaptım şu anda? Sıcaklığı arttırdım. Mesela T kelvinle 2 T kelvini çıkartırsam 2 katına çıktı mı hızlar? Kabın hacmi. Kabın hacmi 2 katına çıktı. Peki. Sıcaklığı 2 katına çıktım ama hızı 2 kat değil ki, karekökü. Karekök artıyor. Karekök arttığı için hızı 2 kat hızlanamadı. Bu yüzden çarpma sayın azalmış olacak gençler. Bak çok dikkat edin. Yıkan bir değer. Hocam bunu aklıma yatmıyor. Çok mantıksız gibi geliyor. Şöyle tekrar ediyoruz. Bak. Bir kabın içerisinde helyum gazın var. Tamam mı? Helyum gazın. Ne kadar da T kelvinde helyum var. T kelvinde. Sen sıcaklığı 4T kelvine çıkartıyorsun. 4T kelvine çıkarttın. Tamam, sıcaklığı. Peki kabın hacmi V'deyken nereye çıkart? 4V'ye çıktı. 4 katına çıkarttın mı? Çıktım. Hızında 4 kata çıkmasını beklersen, ama bir dakika hocam. Hızı neydi? Karekökü'dü. Karekökünü artınca hızı 2V'ye çıktı. Hızı 4 kat artamadığı için bu sefer çarpma sayını ne yapmış oldun? Azaltmış oldun. O yüzden burada da çarpma sayını azaltıyorsun. Dip bir bilgidir gençler. Bu sadece tabloyla her şeyi özetleyebiliyoruz zaten. Tablonun detayını öğrendiğin zaman keşfedebiliyorsun. Ama dediğim gibi hani hocam hiç anlamadım dersen çok da takılmana gerek yok. Dediğim gibi çok sert test kitaplarının içerisinde ya da fen lisesi müfredatının içerisinde ya da bursluk sınavlarında karşılaşabileceğim bir kalıp. ÖSYM'nin burayı soracağını hiç düşünmüyorum. Yani ÖSYM'e hiçbir şekilde soracağını düşünmüyorum. Çünkü çok sert kalıplardan bir tanesi burası. Evet gençler, gaz karışımlarına geldik. Burada dinleniyoruz. Artık dinlenmenin vakti geldi. Buraya kadar güzelce soru bankasındaki testleri çözmen lazım. Konuyu oturtman lazım. Gazlar gerçekten korkulacağın bir yer değil. Bak net olarak söylüyorum. Gazlardan korkmana gerek yok. Gazlar senden korksun. Sadece tek bir formülümüz vardı. Bunu kullanmaya bile yeter. Bunu kullandığın zaman bütün gaz sorularını çözeceğine eminim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki de dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.